geçmeyen balgam. Özellikle son 10 dakikaya giriyoruz. Bütün sorulara ortak cevap anlamında geçmeyen öksürük. Nasıl keseceğiz balgamı ve öksürüğü efendim? Dinliyoruz. Şimdi bu dinleyicimizin sorusunu 28 yıldır, evet. Tabii anlatsam konu hocam. Arasında da yer alıyor. Az önce astımın kontrol altına alındıktan sonra tedavisinin kesilip tedavisiz izleneceği, evet, tekrar semptomlar ortaya çıktıktan sonra ilaç başlanabileceğini söylemiştim. Evet. Ama bazı hastalar mesela 28 yıldır hiç ara vermeden ilaç kullandığını, 4-5 evet, gün ara verdiğinde şikayetlerini tekrarladığını söylüyor. Astımda hava yolu kısıtlığı değişken olduğunu, dönem dönem iyi olduğunu, hastalar 1 sene 2 sene kullandıktan sonra 5-10 sene rahat olabileceği gibi, bazen astım kronikleşip KOAH'a dönüşebileceği, yani geri dönüşü olmadan hava yolu kısıtlığının değişken değil, bu sefer fix olarak hava yolu kısıtlığı ilerleyerek artabilir. Bu sefer astım KOAH overlap dediğimiz dönem dönem astım, dönem dönem KOAH. Tabii bu daha da kafa karıştırıcı bu durum. Çünkü aslında KOAH birbirine çok karışır. Tedavisi ortak olan ilaçlar dışında, astımın tedavisinde farklı ilaçlar, KOAH'ın tedavisinde gruplandırarak farklı ilaçlar veriyoruz. Yani 28 yıllık bir astım süreci az değil. Yani evet, bu hastada artık kronik bir süreçte hava yolu kısıtlığının ilerlediği, dediğim gibi, ama akciğer filminde herhangi bir şey gözükmeyebilir. Çünkü bu tamamen hava yollarının bronşlarda sadece belirginleşme gözükebilir. Tabii yine bir fizik muayene şart. Şart.